Nasıl ki basın mensupları ünlüleri en özel günlerinde yalnız bırakmıyorsa, geçtiğimiz gün ünlüler de basın mensubu arkadaşlarının nikahında yalnız bırakmadı. Beşiktaş Evlendirme Dairesi'nde dünya evine giren muhabir Hasan Kocabıyık'ın nikahında şahitlik yapacak olan Burcu Esmersoy'un yanındayız. Acayip heyecanlı gördüm. Neden bilmiyorum. Çünkü bir kez zaten ilk nikah şahitliği. Öyle mi? Evet, aynen. Burcu Esmersoy'un yanında sevgilisi Tuna Aksu da var. Darısı başınıza diyelim. Bir şey aklıma geldi. Ben böyle hani siz bana hep şeyi soruyorsunuz ya. Düzenle ne zaman evleneceksiniz falan. Ben evlendim işte şimdi ilk önce sıra sizde falan diye. Hasan başladı bakalım. Yavaş yavaş sıra bize yine geliyor yani. Taze damat Murat Dalkılıç'a damada tavsiyeleriniz var mı diye soruyoruz. Tavsiyelerinizi, yollarınızı alalım. Abi dur bakalım, ben daha yeni evliyim ya. Daha biz de yeni öğreniyoruz yani. Hayranlarınız evli olmanızdan etkileniyor mu acaba? Ya artık ya böyle birazcık bana hurafe gibi geliyor ya öyle şeyler. Yani hiç böyle eleştiriler almadım. Tam tersi hep güzel şeyler. Nadide Sultan da uzun zaman sonra ilk kez kamera karşısına geçiyor. Konumuz evlilik. Doğru insanla olunca evlilik kadar güzel bir şey yok. Allah herkesi doğru insanla karşılaştırsın ve evlenmek isteyen herkesi evlendirsin. Şarkıcı Linet yaz gelsin diye gün sayıyor olacak ki açık renk kıyafetiyle katılıyor nikah törenine. Vallahi yaz bir an önce gelsin diye galiba can atıyoruz. Biraz güneşi gördüm, hemen açık renklere büründüm. Linet'in evlilik korkusu varmış meğer. Çok büyük korku var. İşte korku dediğim, evlenirken her şey çok güzel, kolay, toz pembe. Ayrılırken de kavga, dövüş. Hazır yorumcumuz Bircan İpek yanında yokken evliliğin temel prensiplerini eşi Şenol İpek'ten dinliyoruz. Evliliğin temel prensibi saygıdır. Bana göre en önemli şey, gördüğüm, bildiğim, anne babamdan da öğrendim. Karşılıklı saygı başka bir şey. Şenol İpek, eşim Bircan ne derse o olur diyor adeta. Ya onlar bizim sultanımız yani, ne dersek diyelim, hani eşimiz ne derse. Güzel tarafı o zaten. Burcu Esmersoy'un yanı sıra nikah töreninde diva Bülent Ersoy şahitlik yapacak. Aracından inen divayı damat Hasan Kocabıyık karşılıyor. Geldiniz. Gül gibi ben dururken gittin o kuru karıyı aldın. Kaçırdınız Hasan'ı. Çok sinirliyim. Yani bu kadar olur. Hoş geldiniz. Sağ ol. Ve nikah töreni başlıyor. Ancak diva gelinin koltuğuna oturmuş bir türlü kalkmıyor. Helal olsun. Şahit. Ay Hasan. ne olacak bu durum? Hasan bu çok güzel. Neyse ki ikna oluyor da veriyor gelin koltuğunu asıl sahibine. Çok kıymetli bir arkadaşımız. Ancak nikah sırasında damat evet diyecekken çok sevdiği Hasan'ın evlenmesine daha fazla dayanamıyor ve şaka da olsa bayılıyor. Evet. Ay. Neyse ki imzalar atılıyor. Türk müziğinin yaşayan efsanesi herkesle selamlaşıyor. Ardından kendisinin ne zaman evleneceği soruluyor. Tamam, alıyoruz biz bir takım istihbaratlar ama doğru mu yalan mı bilmiyoruz. Ben sana şimdi söyler miyim? Sık sık seyahatlerimiz oluyor. Öyle mi? Evet, duyuyoruz bunları. Nasıl olabilir? Esprili bir dille yanıt veren diva Bülent Ersoy'u uğurlarken muhabir arkadaşımız ve güzel geline de bir ömür boyu mutluluklar dileyerek stüdyomuza dönüyoruz. (Gülüyor)